Evet arkadaşlar, günaydın. Bugünkü durağımız neresi? Hasan Boldu. Evet arkadaşlar, şu anda yasaklı bölgeye girdik. Tellerin dışına çıkmak yasaktır diyorlar ve öğrendiğimiz kadarıyla burada yabani hayvanlar varmış. Tabi hangileri olduğunu sormayı unuttuk. Fakat tahminimce domuz falan vardır. Onun dışında ayı mayı var mıdır bilmiyorum ama inşallah öyle bir şey yoktur. Bakalım başımıza neler gelecek. Şarjım mı? Aynen. Sıkıntı yok. Ne oldu? Abi taşa baksana, nerede durduk ya? Ağaç durdu şu an. Ağaç mı tuttu lan oğlum? Buraya neden girdik hiç bilmiyorum valla. Buraya niye girdik biz? Gezmek için. Keşif için, keşif. Suyun geldiği noktaya ulaşmak için. Çıktığı noktaya. Şu anda suyun çıktığı noktayı aramak için yolda olduğumuzu fark ettik. Niye böyle bir şey yapıyoruz bilmiyoruz. Of, şu tepeye bak be. Keşke o köpeği de yanımıza alsaydık. Ayı domuz geldi mi dedi, haber verdi. Ona göre ooo. Of, şu dağa bakar mısın kardeşim ya? Şuna bak ya. Ne güzelsin ya. Evet, şu anda aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır etsin.
Buralar çok tehlikeli ama. Buraya fazla insan gelmemiş gibi. Bu arada kayalar burada bayağı emanet duruyor arkadaşlar. Burada kayaların da fazlaca yuvarlandığının haberlerini alıyorduk. Buradan devam edelim bence. Var mı orada bir şey? He? Güzel. Güzel mi? Şu suyun güzelliğine bak be. Daha yukarıda var ya, daha neler vardır biliyor musun? Bak o arkaya baksana, bak o arkaya baksana. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sabit yerleri gezmektense biraz daha etrafı keşfedebilirsiniz. Baksana be. Şu yukarı mı çıksak acaba ya? Yukarı da çıkabiliriz. Buradan direkt devam da edebiliriz. Silah atıyorlar, silah. Evet arkadaşlar, tepeye doğru çıktık. Tepede ne olduğunu merak ettik. Bizim için biraz daha zorlu olduğu için yukarıyı tercih ettik. Çünkü ileriden ormanın derinliklerine gidiyorduk. Fakat hiçbir şey bulamadık. Oradan yine aşağıya iniyor ve suyun geldiği yöne doğru devam ediyor. Yani aslında bu suyu takip edip ileriden dönerek gidiyor. Sadece bunu tepeden görmüş olduk. Şu anda geriye doğru gidiyoruz. Hiç yaban hayvan, malverdin hayvan. Hiç onunla bir alakası olmayan bir yer. Kesinlikle öyle bir şey yok. Tabii gündüz olduğu için de böyle bir şey olabilir ama akşam tabii biraz daha korkutucu olabilir. Ama siz yine de yasak bölge veya tehlikeli bölge yazan yerlere girmemeye çalışın. Bizim amacımız biraz daha keşifti. O yüzden girip bakmak istedik. Şu anda da geriye doğru gidiyoruz. Hiçbir olay olmadı. İsterdim ki şeyin başlığına, videonun başlığına ayı saldırdı, domuzdan saldırdı yazmak isterdim ama tabii ki de öyle bir şey olmadı. Gayet sakin bir şey. Geriye doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Hasan boğuldu da böyle girişte sağlı sollu tezgahlar var ve burada doğal ürünler bulabiliyorsunuz. Köylülerin kendilerinin yapmış olduğu ürünler bulabiliyorsunuz. İşte burada kekikler var, somaklar var, mangal sosları, zeytin sosları, zeytinler, peynirler, limonlar, bal, salça, her şeyi bulabiliyorsunuz.
kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet. Bunlar kendimizin. Bak bunlar dağdan yetişen. Top kekik, öske otu, Medine gülü, bak dağ kimyonumuz. Hepsi. Her şeyimiz var. Başka ne var bugün? Her şeyimiz var. Bak bu bademin cinsi çok güzel. Abi de oraya da çek, buraya da çek. Hepsini çekiyor. Hangisi senin tezgahın ablacığım? Şu mu? Bu da senin tezgahın. YouTube'a çekiyorum. İsminiz? Benim Gezgin Derviş. Gezgin Derviş. Aynen Gezgin Derviş. Şu Vostos benim. Biz Vostos'ta geziyoruz. Aynen. Böyle gezdiğimiz yerleri insanlara tanıtmaya çalışıyorum. Bizde de Kaz Dağlar buralar. Kaz Dağlar. Peki buralarda ne meşhur en çok? En çok bütün buranın karadut üzümü meşhur. Karadut üzümü? Evet. Bir de bizim baharatlarımız meşhur. İşte dağdan gelen bütün ürünler hep bu dağlarda. Kaz Dağlar'ın eteklerinden toplanan bir şey. Hı-hı. Bak şu reçine mesela çam sakızı. O da bir reçine. Şu mu? Reçinesi. O da midelere çok iyi gelir. Bağırsaklara iyi gelir. Asıl broşüte iyi gelir. Hepsi bak, faydalı. Kudret nallarımız var. Bak ballarımız var. Her şey doğru abi. Her şeyimiz bizim bu organı kendimizin abi. Tamam. Her şey faydaları ayrı ayrı. Bir saymaktan bitmez. Değil mi? Zaten doğal olduğu için. Aynen abim. Yani doğal her şeyimiz doğal. Zeytinlerimizin tadına bak. Zeytinlerin mi? Hiçbir tane şey yok. Pozitif yok. İlaç yok. Bir şey yok. Bakabiliyoruz değil mi tadına? Bak abi. O daha zeytin, o özel bir zeytin bak yetişiyor. Evet gerçekten, aynen. Gerçekten güzel tadını alabiliyorsun. Öbürleri gibi bir yapay falan değil. Değil abi. Biz evet. Kışın hazırlıyoruz, yazın böyle satıyoruz. Baharın aylarında şimdi otlar ayları. Peki bu mevsimde fazla insan gelip gidiyor mu buraya? Gelir. Şimdi mesela bir tur geçti. Evet, kalabalık bir tur. Evet, kalabalık turlar gelip geçiyor. Aileler bile gelip geçiyor. Cumartesi pazar güzel oluyor. Cumartesi pazar kalabalık aynen. Oluyor. Yazın hatta zaten sonları, burası dolu oluyor değil mi? Bayağı aynen. Kalabalık yazın oluyor. Yazın burada oturacak yer bulamazsın. Peki. Okullar kapanınca çok kalabalık oluyor. Peki bu Hasanboğlu'nun hikayesi nedir? Hasanboğlu zamanında bir kıza sevdalanmış. Emine'yi sevdalanmış abi. Emine. Emine'yi de ulaşamamış herhalde. Vallahi ben pek fazla bilmem tam ama. Bilmiyorsunuz. Girişte broşür var. Broşürü de hemen okuruz şimdi. Aynen. Kız ailememiş. Bana da yürüp izlerdenmiş. Böyle karşımış o ailesi de işte. Aileler karşıymış. Aynen. Yabancıya kız vermezlermiş. Yabancıdan kız almazlarmış. Onlar da gönül ya bu. Evet. Birbirini sevmişler. Siz de öyle mi peki? Siz mesela yörüksünüz diyorsunuz. Yok, öyle bir şey yok. Yok değil mi? Yok, o eskiden de. Ben Kürt'üm ama geldim. Bak bunu anlatı versin. Bak. Biri çekti ama bir dede bul vereceksin daha. Ne yapacağım? Dede. Dede mi bulayım? Tamam ben sana dede bulurum. Bulma. Sen ne yapacaksın bu yaştan sonra dedeyi? Ne yapayım? Hani hiç şeyim yok. Güvercim yok. Bir oylum yok. Aa eşim buradaymış işte. Eşim benim eşim benim. Ha senin eşin mi? Pardon. Benim onda vurduğum çocuk. Ha senin çocuğun. Dedeyi boş ver sen. Dedeyle uğraşma bir de bu yaştan sonra. Neyi bileceğim ben? Ha? Niye? Bileceğim. Yok mu? Yok, çocuklar bakmıyor mu? Bakmıyor. Herkesin başında çocuk dolu. Oğlan da dası dolu. Ha. Kız olsa yine verirsin. Bir ısçak ekmeğe mi? Oğlana ne kim alacak? Doğru. Oğlanları. Doğru. Sana dede bulacağım ben, sana dede bulacağım. Yaşarım avarcık ve yaşarım avarcık. Ağlıyorum şeytanım. Niye? Bak avarı güneşten. Ha güneşten dolayı. Bu Hasanboğlu'nun hikayesini sen biliyor musun? Eğer bir anlat bakalım. Hasan'dan Emine yukarı böyle giderken duşu alınan. Duşu alından giderken arkasını yakmış duz. Gülete girmiş. Gülete girdi. O da çıkamamış içinden boğulmuş. Emine de onun elbiselerine kendini asmış. O da orada kendini asmış. Hı. Neden bunlar kavuşamamışlar? O tuzu almasının sebebi ailelerini istemiş değil mi? Aileleri istemiş. Dağlara duz götürüyormuşmuş geçilen gıyana. Dağ, bak bu dağın arkasında cevizlik vardır bizim bu dağın arkasında. Cevizlik. Ve Mavi Vostos'unla yeni maceralar için tekrardan yola koyuldu. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız.